Açma insan vatışıva. Baba Kartal DSV hoş geldiniz sonun. Benim adım Baba Kartal. Arkadaşlar Sporto Süper Lig 30. haftasını oynayacağız. Başakşehir Beşiktaş maçını. Videolar atamıyorum arkadaşlar. Yani bu korona bizim komple hayat düzenimizi alt üst etti. Ve bundan dolayı yani bir türlü zaman bulamıyorum videolara. Hatta kendime öyle zaman bulamıyorum arkadaşlar. Hep çalışıyorum, eve geliyorum, şurada alıveriyorum. Ondan sonra yatıyorum, gene çalışıyorum. Hayatım böyle geçiyor arkadaşlar. Sizlerden çok, en çok tabii yani ben sizlerden çok üzülüyorum. Çünkü aslında kafamda hep sizlere video çekmek var ama mesela işten geldiğim sabahları çok yorgun oluyorum. Ve kafamı kaldıracak, kollarımı kaldıracak halim olmuyor ne yazık ki arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, ne yapalım şimdilik böyle bakacağız. Bakalım nereye kadar gideceğiz böyle. Göreceğiz. Sizlerden özür dilerim ama. Neyse arkadaş, o zaman biz maçımıza konsantre olalım. Bu maç Cuma günü, siz gördüğünüz aynı gün yüklerim zaten. Saat 19'da Cüneyt Çakır yönetecek. İlk 11 muhtemelen burada Ensakala değişikliği olur diye söyleniliyor. Aslında ben Rıdvan'la oynasın var, oynamak isterim ama bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın büyük ihtimal ilk 11'i böyle olur. Belki Laiç'in yerine Mensa olabilir ama düşünmüyorum. Büyük bir ihtimal böyle olacak. Sarı kart ceza sınırında var Fenerbahçe maçı öncesi. Önemli oyuncular bir de arkadaşlar. Gezal, Rozier, Josef de Souza, bir de Necip arkadaşlar. Yani bunlardan biri bu maçta sarı kart görürse, ki hatırlayın diğer sezonlarda hep böyle önemli maçlar öncesi, ki bu da önemli maç. Ama büyük derbi maçlar öncesi hep bizim oyuncular böyle bir sarı kart cezası falan olur. Zamanında Atiba kırmızı kart falan görmüştü. Yani böyle olaylar oluyor. Yani hiç şaşmam, Gezal falan sarı kart görürse, Rozier zaten yani her maçta sarı kart görebilecek bir şeyi var, enerjisi var arkadaşlar. Ama işte Rozier çok kötü olur, Gezal kötü olur, hatta Josef de Souza bile çok önemli oyuncu arkadaşlar. Cenk Tosun ve ne yazık ki Gökhan Töre de sakat, bu maçta hazır değiller arkadaşlar. Başakşehir Fatih Terim sahasındayız arkadaşlar. Sporto Süper Lig 30. haftasını oynuyoruz dediğim gibi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır olacak. Beşiktaş şu an maç eksikliğiyle lider durumda. 2 puan önde Galatasaray'ın önünde. 60 puanda. Başakşehir 16. sırada olması lazım eğer yanılmıyorsam. Hemen bir göz atıyoruz. Evet, 29 puanla 16. sırada. Zaten onlar lige kötü başla, sonra güzel bir seri yakalamış. Sonra bize karşı oynadılar. Ondan sonra uzun bir seri. Galibiyet yüzü göremediler. Şimdi son geçen haftayı Başakşehir yendi. Ondan önce de bir 10 haftalık ya da 10 maçlık periyotta şeyde yani galibiyet yüzü göremediler. Başakşehir ki geçen sezonun şampiyonu çok iyi gitmiyor bu sezon arkadaşlar. Okan Buruk da teknik direktör ayrıldı şimdi, Aykut Kocaman onların başında. Yani durumlar böyle. Onlar iyi gitmiyor. Biz tam tersine, Allah nazarlardan korusun. Herkes böyle sağ dışıyla uğraşıyor. Biz sağ içinde herkese cevabımızı veriyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten hakkımıza, şerefimize bence lider durumdayız ve eğer futbol sağ içerisinde kalırsa hak eden, ya yani şu an tablo öyle gösteriyor. Bence Beşiktaş arkadaşlar şampiyonluğu. Bakalım, göreceğiz. Şimdi orada ilk 11 görüyorsunuz siz de. Başakşehir'in büyük ihtimal ilk 11'i böyle. Onlarda birkaç eksik var. Gulbrandsen yok. Junior Fernandes yok galiba. Birkaç isimler daha var. 4 tane, 5 tane mi? 7 isim galiba. Bizde dediğim gibi Cenk Tosun ne yazık ki yok. Fenerbahçe maçına belki hazır olur. Gökhan Töre, o da yani hep adam sakat arkadaşlar. Cenk Tosun da geçen sezonda kiralanmıştı. Crystal Palace'e, orada hemen sakatlık yaşadı. Yani kiralanımı uğurlu gelmiyor. Neyse, Spor Süper Lig 30. haftası. Hakem Cüneyt Çakır ile başladı. Beşiktaş'ımıza başarı dileriz. Güzel maç olması dilekleriyle diyoruz arkadaşlar. Şimdi sizler yorumlara skor tahminlerinizi alabilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada da bu maçla ilgili sizlere pozisyonları falan, golleri göstereceğim. Tepkilerimi gösterebilirsem gösteririm. Evde olmazsa. Yani oradan da UK'a takip etmeyi unutmayın. Şimdi dikkat ediyoruz. Berkay bizim sol taraftan geliyor. Pası geldi. Mehmet topu aldı. Ersin kurtardı. Okey. Acemi FIFA'cıyız biliyorsunuz. Neyse, Ensakala. Atiba.
Bu arada Aboubakar'ın 15 golü var. Eyvah eyvah, pas geliyor. Rozier dikkat etti kademede. Veliton. Aa, hatalı pas Veliton'dan. Çaktırmayın. Yine araya girdik. Oğlum ne bastırıyor lan bunlar? Daha hiç biraz rahatlat şu maçı. Lefte Soza. Top yine Başakşehir'e gitti. Giuliano çok baskılı başladı Başakşehir. Giuliano geliyor şimdi sol taraftan. 16 dakikadayız. Son anda Rozier araya girdi. Aboubakar'ın 15 golü var. Larin'in 13 golü var. Ondan sonra sizce kim gol sıralamasında arkadaşlar? 3. isim. Atiba. Adam futbol şeyin son günlerini yaşıyor ama yine de inanılmaz maçlar çıkartıyor arkadaşlar. Allah nazardan korusun diyoruz. Bir de araya girdi. Ama Cüneyt Çakır düdüğünü çaldı. Önce avantaja bırakmıştı. Okey, istediğimiz gibi başlayamadık maçı arkadaşlar. Ne yazık ki. Bu birazcık da tabii benim FIFA acemi olduğumdan dolayı kaynaklı. Ve uzun zamandır PlayStation oynamadım. O da var yani. Dikkat ediyoruz. Edin Vişato'nun başında 18 dakikadayız. Aman aman. Orta geldi. Atiba Ersin uzanıyor. Hemen basa kaldım. Biz de biraz daha ofansif yapalım. Oğlum daha kale yüzü göremedik. Hasan Ali de geliyorlar. Rozier araya girdi. Şimdi hadi oğlum. Raşit Gezal'la ilk defa geleceğiz mi bakalım. Hayır. Çok kötü oynuyor Beşiktaş şu dakikaya kadar. Ne yazık ki. Kirveli. Aman. Ara pası. Ha, bir şey daha söyleyecektim. Ersin çok iyi oynuyor ama dediğim ayak şeyleri çok kötü. Pasları falan yani çok o biraz tecrübesinden dolayı. Utku ancak o zaman şimdi. Hadi oğlum birebir Laiç at bunu. Adem Laiç atıyor. Adem Laiç Beşiktaş 28. dakikaya kadar çok suskundu. Şimdi bu suskunluğu Adem Laiç'le uzuyor. Dans ediyoruz arkadaşlar. Oynayın sizler. Eğer Utku Ersin'i geçmek istiyorsa onu tekrar izleyelim. O zaman bu pas olayında kendisini geliştirmesi lazım. Çünkü çizgide falan hemen aynılar. İyiler ikisi. Çok iyiler hatta yaşına göre. Ama eğer Utku Ersin'i geçmek istiyorsa, yani bir numara kaleci olmak istiyorsa, o zaman bu ona top geldi mi böyle biraz takımı rahatlatacak. Topu tutabilecek, pasları verebilecek böyle. Çünkü Ersin bazen hemen gümürtüyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani benim düşünüyorum öyle, sizler ne düşünüyorsunuz? Söyleyin. Tabii ikisi de çok değerli. İyi kaleci. Hatta Ersin bu onun yaş grubunda en değerli 20 oyuncunun arasında 5. sırada arkadaşlar. Greenwood falan onlar 1. sırada. Neyse, maçımıza konsantre oluyoruz. Beşiktaş'ımız Başakşehir Fatih Terim stadında 1-0 önde. Ha, bu arada onu bak unuttum. Sergen Yalçın kağıt cezalısı bu maçta olmayacak. Şimdi Larin uzaklardan şut deneyelim. Larin vuruyor Volkan Babacan. Sergen Yalçın da yok. Yani lojadan izleyecekmiş maçı. Bu arada Larin'le yine çok tehlikeli geldik. Volkan Babacan böyle uzaklaşırdı. Onda 13 golü var. 10 milyon teklifler de varmış. Bakalım, neyse, Gezal orta geldi. Hadi oğlum bir daha atamadı. Atiba koş. Atiba açısı kontrol etti. Geriden oynuyoruz. Ensakala. Veliton. O da hoşuma gidiyor. Gerçekten şöyle bir duvar şeyine geldi. Çok güzel gördük. Hadi oğlum Gezal at bunu. Gezal. Olmadı. Olmadı. Okey, kötü başladığımız maçı daha doğrusu toparlayabildik. Çok baskılı başladı Başakşehir, hele ilk dediğim 25 dakika 28 dakika gola kadar. Ondan sonra golle onların havasını birazcık almış olduk. Dikkat ediyoruz şu son dakikalarda, ilk yarıda kalemize gol görmek istemiyoruz. Şimdi Beşiktaş son aksiyon olabilir. Larin'le geliyor.
Pas gelmedi. Ulan araya girdi adam. Mahmut. Giuliano. Cüneyt Çakır ilk yarı bitiriyor arkadaşlar. 1-0'lık üstünümüz var. İlk 45 dakikada. Beşiktaş taraftarı görürsünüz. Adem Laiç. Gol atan oyuncu. Şöyle bir bakayım ben, başka bir bilgi şey var mı? Ha, biz son 5 maçı kazandık. Son 5 maç kazandık. 27 kere Başakşehir'e karşı maç oynamışız. Bunun sadece 6'sını kazanabilmişiz arkadaşlar. 8'ini Başakşehir yenmiş. Ve 13 kere demine berabere kalmışız. Son maçı ama yendik. 3-2. Kendi sahamızda. Başakşehir bize bilakis Avcı zamanında arkadaşlar çok ters gelen bir takımdı bize hep. Hatırlayın eski maçları. Yani çoğunluk hep burada puan kaybetmişizdir. Ama ben yeneceğimizi düşünüyorum bu maçı. Sizler bu arada beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Analik bölümü ne zaman gelirim bilmiyorum. Onu valla şu an cevaplayamayacağım arkadaşlar. İnşallah hafta sonu çekebilirim. Larin. Şimdi maçımıza konsantre oluyoruz. Veliton. Sağda Rozier'i gördü. Valentin Rozier. Gezal. Çok güzel yaptı. Sağda boş bir alan buldu. Valentin Rozier. Rozier geliyor. Şut atacak son anda. Hasan Ali araya girdi. O da kariyerin maçını milli takımda yapmıştı. Fransa'ya karşı Mbappe'yi tutmuştu. Mbappe feleğini şaşırmıştı arkadaşlar. Bu oyuncu kim ne demiştir, şaşmıştır. Şimdi Gezal içeri doğru çekti. Çok güzel. Hadi oğlum Gezal dene. Raşit Gezal şut deneyişi. Olmadı. Bu da çok çok önemli. Çok çok önemli oyuncumuz. Zaten böyle kreatif yönünde, o güzel ara paslar böyle şey yönünde, oyunu kurabilme yönünde Gezal ve Laiç var. Bu yani en yetenekli oyuncular, en sağlam ayaklı olan. Mensa da fena değil. Aslında Oğuzhan da fena değil ama önde gelen iki isim Gezal ve Laiç. Devam ediyoruz. İkinci golü mutlaka atmamız lazım, yoksa bilakis ben oynadığımı kalemize her atakta gol yiyebiliriz. Mehmet Topal. Okey. Şimdi Larin. Hadi Abubakar. Şu dakika kadar hiç yok. Abuş. Hadi oğlum Abubakar. Abubakar. Abubakar zımbalıyor. Ve Kartal pençesini yapmıyor. Yapmıyor. Çocuk gibi seviniyor ama. Abuşumuz atıyor. Karabağımız atıyor. Neredesin Abubakar diyordum şöyle içimden. Bu dakikaya kadar pek çok sahneye çıkamamıştı. Sonrasında böyle defans ortadan oyuncudan ayrıldı ve direğin altına top sekti mi bilmiyorum. Sekti galiba oyuncudan. Evet. Oyuncunun ayağının ucundan direğin altına böyle uçuyor. Ve önemli ikinci gol geliyor arkadaşlar. Çoğun zaten Beşiktaş'ı rahatlatan ikinci gol oluyor. Ondan sonra böyle 3-4'e gidiyoruz. Ve bu sezonda en çok hoşuma giden Beşiktaş'ın yani 1-0 yakaladıktan sonra ikinci, üçüncü gol arıyorlar. Yani o skora oynamıyorlar. O zaten Beşiktaşlar biliyor arkadaşlar. Ya herkes biliyor. Aman aman çok. Bir çalım yedim. 2-3 adam tutamadık. Rozier son anda kafayla araya girdi. Başakşehir hata devam edecek. Şimdi onlar tempo yükseltti tabii ki. Rafael çok güzel. Rıdvan araya girdi. Eyvah eyvah. Biz bence şimdi tam vakti orada bir Enkudu değişikliği yapmamız lazım. Şimdi yapalım hatta. Oyuncu değiştiriyoruz. Onlar değiştiriyor. Berkay çıkıyor. Deniz Türüç. O ilk 11'de oynayabilir. Geçen hafta çünkü sağda oynamıştı. Sağ tarafta. Şimdi biz de oyuncu değiştiriyoruz arkadaşlar. Enkudu çıkıyor. Pardon, Enkudu giriyor. Josef de Souza Fenerbahçe'ye sarı kart yemesin diye, yani ceza durumu düşmesin diye onu da aldık. Rıdvan'ı gör, çok güzel. Rıdvan'ın ortası. Priyano oraya girdi. Kirveli. Deniz Türüç. Bir defa topla buluştu. Edin Vişa ta geriden oynadı. Oo, büyük hata. Gönder Laiç. Laiç. Pozisyonu bozuk para gibi harcadık. Güzel olsun diye üstten aşırtayım dedim.
Başakşehir şu dakikalarda eğer bu maçı çevirmek istiyorsa gol atması lazım. Mehmet Topal şimdi geliyor Başakşehir'e. Cezamıza doğru girdi. Ortası Vida ama Giuliano. Eyvah eyvah. Veliton. Top kaybı ama Veliton hatasını telafi edebiliyor. Öne doğru pas. Bu 3 puan Beşiktaş'ın olacak gibi gözüküyor şu dakikaya kadar. Laiç ve Abubakar'ın golleri yeterli gibi gözüküyor. Aman. Mehmet Topal, Giuliano. Dembaba'yı niye almadılar onu anlamadım. Aman dikkat. Ersin çok güzel. Eyvah bu arada. Ersin ve Rozier birbirine girdi. Ve 90 dakika sonucu Beşiktaş çok çok önemli 3 puan elde ediyor. Psikolojik yönden de bu burada eğer galip gelirsek bu maçta çok çok önemli 3 puan elde etmiş olacağız arkadaşlar. Yani moral olaraktan ve diğer takımların moralini bozmak açısından bu maçı yenmemiz şart. Abubakar herhalde gün alım seçildi. Abuşumuz. Arkadaşlar burada internet bağlantım gitti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi FIFA'ya çok iyi oynayamıyorum ama elimden geldiği kadar sizlere güzel bir şey sunmaya çalıştım. Skor tahminlerinizi yazın. Maçla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz maçtan sonra arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada hikayeden, story'den Başakşehir'le ilgili benim yorumlarımı okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Maçtaki pozisyonları görebilirsiniz. Golları görebilirsiniz eğer bir şey bir terslik olmazsa arkadaşlar. Neyse aboneyseniz abone olun. Beşiktaş'ımı seviyorum, sizleri seviyorum. Umarım güneşli günlerde görecek bu Baba Kartal kanalı arkadaşlar. Ama bu aralar gerçekten çok çok limitimdeyim öyle söyleyeyim. Hem moral açısından moralim de pek iyi değil. Yani bilmiyorum insan yapmak istediği şeyleri yapamazsa misal video çekmek gibi. Ne diyeyim arkadaşlar? Neyse. Olsun. Sağlık olsun. Sağlık önemlisi. Size çok seviyorum. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Aboneyseniz abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye. Kartal selamıyla vedalaşıyoruz.